Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Artık devir otomobilde elektrikli araç devri ve Avrupalı markalar da bunu yavaş yavaş kabul etmeye başladılar. Bazıları her ne kadar dirense de bu durum karşısında çok kısa sürede markaların ürün gamındaki modellerin abartısız en az %75'i elektrikli araç olacak. Bizim ülkemizde ise elektrikli araç konusunda şu an müthiş bir avantaj var. Nedir o? Eğer beygir gücü 220'nin altındaysa sadece %10 ÖTV ile satılıyor. Bu da aynı model aracın elektrikli olanının benzinli ya da dizel olanından çok daha ucuz satılmasını sağlıyor. Bir de Çinliler piyasaya deli gibi elektrikli araç sürünce işler gerçekten çok karıştı. Avrupalılar hem ucuz araç yapıp hem de uzun menziller sunmaya çalışmak zorunda kaldılar. İşte bugün sizlere aktaracağım araç da bu son söylediğime en güzel örnek olan araçlardan bir tanesi. Bu araba bir zamanlar MPV kasa formuyla satılan ama sonrasında SUV'ler gözde olmaya başlayınca hemen ortalıktan kaybedilen Renault'un Scenic modeli. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu araç bir zamanlar bizim ülkemizde Renault Megane Scenic olarak satılıyordu sanki. Eğer bulabilirsem sahibinden falan böyle bir resim koyarım. Arkasında Renault Megane Scenic yazan. O resmi buraya koyarım. Görürüz öyle miymiş değil miymiş ama ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Sonuçta MPV Scenic kalktı piyasadan ve yerine çok daha fazla tercih edilen SUV'ler geldi. Ama elektrikli araç dönüşümü başlayınca Renault markası yeni isim aramakta hiç uğraşmadan eski modellerini elektrikli olarak bir bir yeniden piyasaya çıkartmaya başladı. Mesela Renault Megane biliyorsunuz artık bitti. Station Wagon ya da hatchback olarak satışı çoktan sonlandırıldı. Sedan olarak da artık dünyada Renault'da değil sadece Türkiye'de Karsan tarafından üretiliyor ve o da yolun sonuna gelmiş gibi duruyor. Birkaç sene içinde onun da üretiminin bitireceklerini söylemişlerdi. Hatta 2 sene mi 3 sene mi ne demişlerdi. Sanırım o süre bu yılın sonunda doluyor. Yani her an Megane'ın sedanı da gidebilir. Ama marka ne yaptı? Megane ismini çöpe atmak yerine Megane E-Tech isimli elektrikli bir B-SUV'yi piyasaya sürdü. Fiyatı ve özellikleriyle de oldukça beğenildi araç. Ama bu araç C-SUV olmadığı için tam da istenilen seviyede satış rakamlarına ulaşamadı bir türlü. Markada eskilerden bir model olan Scenic modelini bir MPV olarak değil tam anlamıyla bir C-SUV olarak ve tamamen elektrikli olarak yeniden ortaya çıkarttı. Scenic modeli artık üretime başladı arkadaşlar ve Avrupa'da 2024 yılında yani bu yıl yılın aracı seçildi. Araç önce Avrupa'da ardından da Türkiye'de satışa çıkacak onu söyleyelim ama bu aracın güzel kısmı sadece %10'luk ÖTV ile gelecek motorlarının beygir güçlerinin olması ve bilinen fosil yakıtlı CSU'lardan çok daha ucuza satılabilmesi. Aracın önce ölçülerini vermek istiyorum sizlere. 4470 mm uzunluğu var. 1864 mm genişliği, 1571 mm de yüksekliği var. Doğuştan elektrikli bir araç olduğu için de oldukça iddialı bir aksarılığı var. Tam 2785 mm. Genelde C-SUV'lerde bu değer abartısız en az 100 mm daha kısa olur. Ağırlık konusunda da oldukça iyi bir değer sunuyor bu araç. Boş ağırlığı 1890 kilo. Yani elektrikli araçlarda ağırlık bataryalardan dolayı genelde çok yüksek olur. Ama bu araçta oldukça büyük bir batarya paketi olmasına rağmen yine de ağırlık harika bir seviyede tutulabilmiş. Bagaj da çok güzel. Tam 545 litrelik yükleme alanı var bagajın. Gelin biraz da tasarımına bakalım aracın. Dış tasarıma baktığımızda yeni Renault Scenic'te direkt Renault'un ön yüzünü, yeni ön yüzünü görebiliyoruz araçta. Hani Clio'nun son hali var ya en son işte makyajlanan mı diyelim, yenilenen mi diyelim. Onunla oldukça benzer bir ön tasarım var. Ama tabii araç elektrikli olduğu için delikli ızgaralara gerek duymuyor. Bu sayede çok daha şekilli bir tasarım çıkartabiliyorlar ortaya. Yan kısımda aracın çift renk olmasının verdiği güzellikle de oldukça şık bir tasarım var arkadaşlar. Arka kısımda şekilli stop lambaları ve sade tasarım çok güzel bir görsel sunuyor. Gelin biraz da aracın içine bakalım. Yeni Renault Megane Scenic'in içerisi Renault Megane E-Tech ile bayağı benzeşiyor. Koltukların tasarımı çok benziyor. Dijital kadranlar çok benziyor. Dikine konumlanmış multimedya sistemi çok benziyor. Ön konsol tasarımı çok benziyor. Direksiyon çok benziyor. Yani sevilen ve beğenilen Megane E-Tech iç dizaynını bu araca da neredeyse olduğu gibi yerleştirmişler. Ve bence çok da güzel olmuş. Aracın içine bakınca evet bu araç yeni teknolojik ve elektrikli bir araç diyorsunuz kesinlikle. Burada hiçbir sıkıntı yok. Şekilli 3 kollu direksiyon simidinin üzerinde birçok özelliğe erişebileceğiniz tuşlar var. Orta ekranın hemen altında kablosuz şarj yeri bulunuyor. Onun da hemen altındaysa kocaman bir saklama alanı bulunuyor. Elektrikli araçlarda aracın içerisi biliyorsunuz çok daha işlevsel tasarlanabiliyor ve bu araç da buna en güzel örneklerden birini sunuyor. Direksiyonun hemen arkasındaki dijital kadranlar 12.3 inç. Ortadaki dikine konumlandırılmış multimedya sistemi ise 12 inç büyüklüğünde. Geldik aracın bizim ülkemiz için en önemli kısmına yani motor batarya bölümüne. Araçta bizim %10'luk ÖTV dilimini kurtaracak bir motor gücü var. Hatta iki motor gücü var arkadaşlar. 160 kW yaklaşık 220 beygir gücünde 300 Nm'de tork değeri sunuyor bu araç. Elektrikli araçlarda biliyorsunuz tork sıfırdan itibaren her an olduğu için de araçlarda performans hep üst düzeyde oluyor. Bu araçta da durum aynen bu şekilde. Sıfırdan 100'e sadece 7.9 saniyede ulaşıyor araç. Ama son hız konusunda maalesef aynı şekilde yüksek bir performans sunamıyor elektrikli araçlar. Son hızı fabrika
spesifikasyon olarak 170 kilometrede sınırlandırılmış durumda. Aslında bu değerin biraz daha üzerinde çıkabilir belki. Canlı canlı alıp denemek lazım ama ya bazılarınız 170 kilometre işte yeter abi, daha ne istiyorsun diyor olabilir kesinlikle. Ya ben en azından bir 200 yapmasını istiyorum elektrikli araçların. Bakın hız felakettir, hız yapmak için demiyorum bunu. Ya bir gün bir yerde lazım olur. Ya sen 140-150 ile giderken gaza gelirsin, araç sollamaya çalışırsın. Araç 170'te tıkandığında Allah korusun karşıdakiyle kafa kafaya kalabilirsin. Araçta olacak abi performans. Biz basmayalım, araç 200 yapsın, biz yavaş gidelim. Sadece ihtiyacımız olduğu anda kullanalım o hızı. Neyse, hayırlısı. Bu konudaki düşüncelerinizi yazın lütfen yorumlara ya. Siz benimle aynı mı düşünüyorsunuz yoksa 150-160 kilometreler? Hani bu araçta yine 170 sağ olsunlar biraz daha yüksek ama hani böyle kilometreler, böyle hızlar zaten yeteri kadar iyi midir? Bana sorarsanız değil de hadi siz de yorumlara yazın, biraz tartışalım. Batarya konusunda da bu araç oldukça cömert. Tam 87 kilowatt saatlik bir batarya paketi var bu aracın. Isı pompası da araçta sunuluyor arkadaşlar. Bu sayede aracın menzili de oldukça iddialı. 620 kilometre menzil vaat ediyor karma tüketimde bu araç. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece şehir içi menzili olarak eğer bu aracı reklam yapıp tanıtsalar abartısız 750-800 kilometre gider derler tek depoyla. Yani menzil konusunda bu araç çok çok iddialı. Enerji tüketimine yaklaşık 15 kilowatt demişler 100 kilometrede. Şehir içinde bu çok daha aşağıya çekilebiliyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani bu aracın menzili oldukça güzel ve çok çok hoşuma gitti benim. Ya müthiş bir menzil var ya. Tek depoyla buradan Ankara, hatta Ankara'yı da geç, belki Konya, her yere gidebilirsin. Şarjı bitirmek kadar ne kadar zamanda doldurabildiğin de önemli elektrikli araçlarda. Bu araçta hızlı şarjla maksimum 150 kilowatt saate kadar şarj gücü alıyor. Ama bu bana biraz az geldi arkadaşlar. Günümüzde artık hemen hemen her araçta 350 kilowatt saatlik şarj alım güçleri var. Bu araçta olsa iyi olurdu. Bu haliyle %15'ten %80'e dolma süresi bataryaların 37 dakika sürüyor. Bu bence biraz uzun bir süre. Eğer evden şarj ederseniz de o zaman yaklaşık 4 saatte %10'lardan %80 %90'lara ulaşıyor aracın bataryası. Bak evden şarjda bu kadar kısa sürede böyle büyük bir bataryanın dolması iyi. Ama hızlı şarjda çok daha iyisi olabilirdi. Burada sanki biz de araca kusur bulmaya çalışıyormuşuz gibi oldu ama şehir içi 750 kilometre menzil diyoruz abi. 800 kilometre diyoruz işte. Daha ne istiyorsun ya? Muhteşem bir araç. Gelelim aracın fiyatına. Evet, henüz Türkiye'de satışa çıkmadı ama yurt dışı satış fiyatları açıklandı. Bu aracın 45 bin euro gibi bir satış fiyatı var Avrupa'da, Fransa'da. Ama burada hemen oha çok pahalıymış demeyin çünkü bu satış fiyatı 300 beygirlik büyük motorlu 4 çekerli versiyona ait. O zaten bizi ilgilendirmiyor ve bize de gelmez. Bizi ilgilendiren 220 beygirlik versiyonda 35 bin euro civarı bir satış fiyatı var. Bu rakam Avrupa'da uygulanan %20'lik KDV dahil. Yani bizde bugün satışa çıkacak olsa fiyatı ne olur hesaplaması için sadece %10'luk ÖTV'yi koymamız yeterli. 35 bin euro artı %10 38.500 euro. Hadi biz diyelim ki bu aracın alt paketini getirmediler, üst paketini getirdiler. Yani öyle böyle bir şeyler daha ekleyelim. Hani buradaki bayiler falan, distribütör çok daha fazla kar edecek. Onları da koyalım. 35 bin euroluk fiyatı vergiler dahil 45 bin euroya çıkaralım. Deli para ama hadi oraya çıkaralım. Çarpı 34, artık biliyorsunuz euro 34 lira. İnşallah daha artmaz. Ne etti? 1.5 milyon. Abi 1.5 milyon liraya bu aracı almak çok çok iyi olur ama bu aracı bize bu paraya vermezler arkadaşlar. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü markanın daha küçük elektrikli aracı olan Megane E-Tech şu an 1 milyon 600 bin lira civarından başlıyor satışa. Üst pakette de 1.8 milyon liralara kadar çıkıyor. Bizde %10'luk ÖTV'nin üst limiti 1.9 milyon lira. Ah işte bu aracı da üst pakette 1.9 milyon liraya dayayıp bize öyle satarlar arkadaşlar. Aslında çok daha ucuz olması lazım ama işte burası Türkiye. Çinlilere ne zaman gelin artık size serbest Türkiye'de araç satmak denirse, bir de üzerine Çinlilere uygulanan %54'lük ekstra gümrük vergisi de ortadan kaldırılırsa, işte o zaman bizim ülkemizde bu bilindik markalarda rekabette çok gerilere düşeceği için araçlarını hak ettikleri seviyeden satışa çıkartırlar. Onun harici bize Avrupalı markalar ucuz araç satmazlar arkadaşlar. Ya bir düşünsenize, BYD, Atto 3, C segmenti elektrikli, %100 elektrikli bir SUV hemen hemen bu araçla aynı özelliklerde. Araç Çin'den gelenlere uygulanan %50'den fazla ekstra gümrük vergisine rağmen 1.6 milyon liralara satılabiliyor bizim ülkemizde. Ama Avrupa'dan gelen araçlarda, elektrikli araçlarda hiçbir türlü ekstra vergi olmamasına rağmen karşımıza çıkan rakamlar şaka gibi ama neredeyse 2 milyon liralar. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım otomobildeki Çin istilasının önünde durmayı başarabilecek mi Avrupalı, Amerikalı bilindik baba markalar? Bence başaramayacaklar. Şu an dünya bir izin verse var ya Çinli elektrikli araçlara, daha şimdiden, daha bugünden en az 15-20 bilindik marka anında batıp gider. Ya arkadaşlar, adamlar benzinli Clio'yu manuel vites, boş paket, küçücük motorla Avrupa'da bile 19-20 bin euroya satıyorlar. Çinli BYD daha yeni tanıttı. Neredeyse D sedan diyebileceğimiz, onlara göre C sedan ama kocaman bir araç. Elektrikli bir araç 13 bin dolardan satabiliyorlar yenilenmiş halini. 13 bin dolar. Abi o araçla Clio yan yana gelse Clio'nun yüzüne bakmaz kimse. Üstelik neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ama Çin'de satılabiliyor. Avrupa o paraya o aracı getirtip de kendi ülkelerinde Çinlilerin satmalarına izin vermiyor. Türkiye zaten komple yasak.
yasak koydu. Türkiye'ye hiç gelemiyor. Bence bu Çin'in önünde duramayacaklar abi. Çin ne olursa olsun otomobilde çok ülkeyi, çok firmayı, çok markayı batıracak ya da gerçekten adam gibi fiyatlara araç satmalarını sağlayacak. Hadi hayırlısı hakkımızda, bekleyip göreceğiz. Araç bu arkadaşlar. Araçla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu araç kötü değil. Çok güzel bir araç ama bana sorarsanız çok daha ucuza satılması gereken bir araç. İnşallah %10'luk ÖTV'nin üzerine çıkartmazlar. Bir de bunun küçük motoru var. Daha 220 değil de işte 170 beygirlik olan bir versiyonu var. Onu da hani bir alt paketle getirip yine Megane Etek gibi 1.6 milyon liralara, 1.7 milyon liralara falan satarlarsa en azından o da uygun bir seçenek olarak karşımızda durabilir. Şuraya bak ya. 1.6, 1.7'lere uygun seçenek diyoruz artık. Ne hale geldi ülke. Vay canına yandımın memleket. Kapatıyorum videoyu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.